soykırım olarak tanımlayan tasarıyı kabul ettiğini söyledi ve her iki parti temsilcilerinin söz aldığı oturumda bir saat sürdü. Oylama ve elektronik ortamda gerçekleşti ve bu elektronik oylama sonucunda 405 üye tasarı lehine oy kullandı. 11 üye de karşı çıktı. Tüm bu notlarla hemen Washington'a gidelim. Forum üyesinden gazeteci Anıl Sural'la konuşalım. Anıl, öncelikle merhabalar, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, günaydın Murat. Sanırım dolarlı kravatını taktın değil mi? Bugün FED günü, sen her FED toplantısı olduğu gün dolar kravatını takarsın. Buradan tam net seçemiyorum ama muhtemelen dolar kravatı o. Rakamlı kravatı taktım çünkü meclis araya girdim Murat. Dolarlıyı takacaktım. Bari numaralar olsun dedim, rakamlıyı takayım. Meclis tatsız iki karar aldı. O yüzden doları takamadık. Evet, rakamlarla konuşalım o zaman. 405 üye bu 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlaması lehine oy kullandı. 11 üye karşı çıktı. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'la Twitter üzerinden önemli mesajlar verdi ve özellikle ülkelerin arşivlerinde yapılması gereken incelemelere dayanmayan vizyon yoksunu kararları şanlı tarihimize leke sürülemez dedi. Arşivlerini açmadığını söyledi ülkelerin ve bu tasarıya dair de haklı olarak eleştirisini ve yorumlarını paylaştı. Sende neler var? Amerikan Temsilciler Meclisi neden böyle bir karar aldı? Zamanlama manidar mı diye sorsam sana. Evet Murat, ben de aslında öyle başlayacaktım. 29 Ekim Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünde Amerika'da zamanlama manidar iki karar aldı. Şimdi ilk kararı söyleyelim. Ermeni sözde soykırımı ve bu karar tasarısı. Yani yasa değil, karar tasarısı Amerikan Kongresi'ne konuşulur nedir? Amerikan Başkanı'na, Amerikan Senatosu'na bir fikir olarak biz böyle düşünüyoruz, siz de bunu böyle yorumlayın şeklinde. Şimdi son iki haftada Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na başladığında medya oldukça Türkiye'ye yanlı haberler yapıyor. Ve de olumsuz haberler, olumlu açıklamaları olsa da görmüyor. Şimdi medya böyle konuşunca halk da Türkiye'ye karşı bir nefreti oluyor. Halkın nefreti olunca halkın temsilcileri de biz artık bir şey yapmalıyız diyor. Çünkü halk Türkiye'ye karşı bir şeyler yapın dedi. Kendileri de Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünde bu karar tasarısını oyladı. Ve büyük çoğunlukta 435 kişi var biliyorsun. 405'i evet soykırımdır. 11'i değildir, 3'ü de çekimseldir açıklamasını yaptı. Bu açıklamada aslında amaç ne biliyor musun Murat? Amerikan başkanını köşeye sıkıştırmak. 24 Nisan geleceği zaman bizim böyle bir görüşümüz vardı. Sen de buna yakın bir şeyler açıkla. Aynı zamanda senatoyu da. Şimdi bu diyelim, bu karar tasarısı yasa değil, başkan onaya gitmeyecek. Çünkü Türkiye ile ilgili yaptırım da var, onu da seninle konuşacağız. Bu başkana bir imzaya gitmeyecek ya da senatoda onaylayıp yasalaşmayacak. Bir topluma baskı, Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı'na baskıdır. Birleşmiş Milletler'in, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir soykırım kararı yok. Ama Temsilciler Meclisi Türkiye'ye karşı bir hareket yapmak istiyordu. Biliyorsun Kaliforniya'da Ermenilerin yoğun nüfusu var. O yüzden bu geçmişten beri başlıyor. Bir de Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı başladığı için böyle bir karar geldi. Biz de yaklaşık 2 saat önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Washington Büyükelçisi ile beraberdik. Çünkü Cumhuriyet kutlaması vardı. Kendisi sert sözlerine devam etti. Kendisi dedi ki Türkiye-Amerika'nın 70 yıllık dostluğu var. Bu siyasi bir karardır. Tarihçilerin ya da geçmişte tartışıldı bunlar, şu an konuşulmaması gerekiyor. Kaliforniya'daki tanıdıklarımla da konuştum. Kendileri diyor ki yoğun bir Ermeni nüfusu var ve kendilerine baskı var. Biz senatörlerle, temsilciler meclisi üyeleriyle konuştuğumuzda kendileri böyle miydi biz bilmiyorduk diyorlar. Ama maalesef kendileri düşündüğü için bir oylama olduğu için oy ve bağış var biliyorsun. Amerikalılar Ermenilerin bağış alması için bu tasarıyı kabul ettiler. Ve kötü oldu. İlerleyen günlerde Donald Trump'ı daha da köşeye sıkıştırabilirler.
24 Nisan'da da, yani bu bir algı Murat, kısaca onu söyleyelim. Bir algı yapmaya çalışıyorlar. Geçmişte 9 yıl önce reddedilen bir şeyi şu an tekrar gündeme getirdiler. En azından bir yerde kabul ettirdiler. Bu ne demek? Diğer yerlerde de maalesef kabul edilebilir. Evet. İlerleyen yıllarda bu Amerika genelinde bir yasalaşabilir Murat. Evet, bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı Anıl Sural. Ben de buradaki notları hemen sana aktarmış olayım. İç politika sahipleriyle alınmış olan bu kararın tarihi ve hukuki bir dayanağı bulunmadığı söylenmiş ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada senin de aktarmış olduğun gibi Barış Pınarı Harekatı'yla büyük oyunu bozduk. Projeleri hüsrana uğrayanlar raflardaki köhne tasarılarına sarıldılar. Bizden bu yolla intikam alacak sananlar yanılıyor. Tarih siyasete alet edenlerin bu utanç verici kararı hükümetlerimizin ve halkımızın gözünde yok hükmündedir dedi Sayın Çavuşoğlu. Bu açıklamasında Anıl, 30 saniye gibi süremiz var sanırım, Türkiye ile ilgili ekonomik yaptırımlar da gündemde. O da Ermeni yasa tasarından farklı yasa tasarısı. Yani bu senatoya girecek. Senatoda oynanırsa Donald Trump'a girecek. Eğer Donald Trump bunu onaylamazsa tekrar senatoya gelecek, çoğunluk olursa kabul edilecek. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi yetişemeyebilir. Ama bakanları, ekonomik olarak asker işbirlikleri ve katsa yaptırımları zorlu bir süreç bekliyor Murat. Biz de yeni bilgileri geldikçe aktarıyor olacağız. Evet Anıl, çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için diyelim. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın abinin temasları öncesinde Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler bir miktar daha ısınacak. Sende de notlar birikecek diye düşünüyoruz. Forum USA'dan gazeteci Anıl Sural'la konuştuk. Piyasa